herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle Sapanca Bungalow ev turu çekeceğiz arkadaşlar. Yoldan hemen gelir gelmez valizleri eve koyduğumuz gibi daha yerleştirmeden söz verdiğim gibi ev turu vlogumuz başlıyor. Gerçekten geçen sene geldiğim yeri buraya ilk defa geldiğim için olsa gerek çok beğenmiştim. Ama oranın da tadını çıkarmıştık ya. Evet. Yeşillikli falan çok güzeldi. Her ne kadar sararmış solmuş da olsa biz çünkü o zaman Ocak ayında gelmiştik. Şimdi ilkbahar olduğu için şimdi daha da bir yeşil. Çok güzel. Evimiz şahane, manzaramız harika. Taner'e yolda gelirken kızıyordum, sen nereyi tuttun ormanın içinde diye. İyi ki de tutmuşuz. Gerçi Taner tutmadı, orayı ben tuttum. Tabii canım. Yani ben beğenmiştim. Puanlar Rukiye'ye. Ben beğenmiştim. Ev güzelse ben beğendim, beğenmediğim yerler Taner tuttu. Hadi Lina'cığım göster, gözlüklerimi alabilir miyim artist hanım? Güneş şuraya alamazsın. Tamam aç bakalım, gelin buyurun. Ben ay bu ben... evde imam bayıldı ve gelin kaynana harika olur. Evet, şimdi ben tanıtacağım, o iş bende. İlk girdiğinizde böyle merdivenler karşılıyor ve bahçemizdeki mükemmel bir manzara görünüyor. Şuraya giriş kapı kapı ya, otel odası gibi ama başka insanlar var zannettim. Acaba hangi kapı bizim diye düşünüyordum girerken. Meğersem ikisi de bize aitmiş. Bura komple bize ait. Evet. İlk önce bahçemizden başlamak istiyorum. Lina'nın en büyük hayali ve en zevk aldığı şey bahçe. Şimdi ona kavuştu. Lina'nın en sevdiği şey diyorum ama ben de içim coşuyor yani bahçeyi görünce. Tabii, çok huzurlu ya. Yani çok güzel ya. Burada böyle gölgelikte güzel bir oturma alanımız var. Ondan sonra... Çok güzel değil mi ya şu saplı falan? Lina'nın evi tanıtışına da hasta oldum. Tanıt annem. Buraya gelip güneşlenmemiz için bir şezlong koymuşlar. Evet. Burada da havuzumuz sıcak olsun diye hem derecesini arttırmışlar hem de üstünü böyle güzelce kapatmışlar. İki saat sonra havuzumuza girebileceğiz. Orada da oturma grubu var. Aynen. Evet. İki saat sonra bu muşambayı kaldıracaklar arkadaşlar. Yine tekrardan üstünden bir temizlik geçeceklermiş. Şu an havuzun iyice ısınmasını bekliyorlar. Hava da o kadar güzel ki biz de yemeğimizi yiyip gelene kadar zaten iki saat daha geçer. Tam kıvamında gelir gireriz. Harika ya. Şu alanlar da evin içinden görünüyor. Öyle muhteşem bir görüntü var ki evin içinden. Yeşillik, takımlar, havuz manzarası harika. Kuşlar pisletmesin diye ev sahipleri dikmişler, söylediler. Düzelteceğiz. Şu gölgelik olayı beni benden aldı. Nefis. Süper. Kahvaltımızı burada yaparız. Güneş... Böcek! 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 Hani? Şu ya. Örümcek ya, küçücük şuna bak. Örümcek kızım, ne var onda ya? Gel. Elimi alırım ben onu. Yok yok, örümceğe zarar verilmez, çok günah. Gitti mi? Hayır, orada duruyor. Sallandı. Ben alayım, dur. Nereye atacaksın? Dur dışarıya atalım ya. Kızım buralarda örümcek olması gayet normal. Ve ayrıca onlar zararsız. Hah, annesi ondan oraya daha yapışmış. Çok korkuyor. Ben alabilir miyim o süngeri? Al, şimdi ver. Gitti herhalde. Tamam. Koyabilirsin. Örümcek vakamız da bitti. Aşırı tepkiler vermiyor. Şu rengini bari görelim. Şöyle bir yapalım mı? Bakayım. Oh masmavi. Oh. Bunun üzerinde yürünür vallahi. Hayır. Ya anne ben tanıtıyorum. Çekil. Hadi geç. Bu şekilde şezlongumuz ve hızımız bittikten sonra parkımızda göl manzaraları o kadar güzel bir manzaramız var ki çok güzeldi. Böyle oturma alanımız var. Burada da ateş çukurumuz var. Evet. Soğuk olduğunda burada ısınmak için ve burada bir barbekümüz var. Akşam burada babam bize mangal yakar. Annem de orada salata yapar. Ben de burada oturur, güzel bir manzara izlerim. Allah Allah, ben salata, baba mangal, sen de oturacaksın. Sen de bize yardım edeceksin. Salata yapmayı da çok severim evet, arkadaşlar. Salatan çok güzel oluyor. Evet, içine zeytin doğruyor mini mini. Çok güzel oluyor salata. Evet. Sonra burada mükemmel bir manzaramız var. Gerçekten böyle ya. Böyle Sapanca Gölü'ne karşı yakınlaştırma özelliği yok bu çektiğimiz kamerayla. Yakınlaştırsam efsane bir görüntü var. Çok güzel. Yalnız buraya gelirken yolculuk videomuzda restoran yazıyordu ya. Arkadaşlar burası yeni yapılmış. O yüzden de restoran henüz açılmamış. Bir yılı falan daha var. Tadilattan geçecek. Yeni şeyler oluşturacağız denildi. O yüzden yemek yiyeceğimiz yerler yine merkeze ineceğiz. Aşağıya ineceğiz. Hatta o kadar acıktık ki yeni geldik yoldan. Videomuzu tamamlar tamamlamaz hemen yemek yemeye çıkmamız lazım. Ama size söz verdiğim için önce videoya ayırdım. Bak burada ayakta duş yeri falan da koyacağız. Evet, duş da var tabii. Vallahi... Havuza girmeden duş alacağız. Burası sanki böyle kışlık tatilmiş gibi değildi. Bildiğin yaz tatili gibi konsepti. Aynen, yazın gel kal burada. Bak ışıklandırma yapmışlar akşam için. Oo süper, tam bizlik ya. Burada yapacağız arkadaşlar Lina'nın kutlamasını bu bahçede. İyi ki diyorum, iyi ki burayı ayarlamışız. Evet. Şurada kutlama yapmak çok güzel. Nasip işte. Süslemelerini yapacaklar. Burada bir piknik yapıyormuş havasında bir konsept oluşturacağını söyledi bize organizasyoncu. Ayrıca buradaki tuttuğumuz
bulduğumuz organizasyoncu bayan da buranın ev sahibinin hanımı. Karı koca işletiyorlar burayı. Hem evleri burası, kiralıyorlar, hem de organizasyon işi yapıyorlarmış. O yüzden çok şanslıyız. Takipçilerimizmiş zaten onlar da. Ada diye kızları var. Az önce onlarla da tanıştık. Şimdi evimizi tanıtalım. Hadi buyurun. Tadam! Müthiş bir mutfak. Bakar mısınız? Boncuk gibi dizmişler. Tertemiz bir görüntü var. Mikrodalgamız, kahve makinemiz. Şuna o kadar sevindim ki. Süper. Çarşıdan gelirken hemen bir kahve alırız. Alalım. Çay kahve alırız. Bu arada gelirken Bülent Börek'ten tatlı ve börek almıştık. Böreğimizi hemen dolabımıza koyalım. Ters koydun. Börek bu tarafta. Hayır, bu börek bu. Hayır. Hayır, böreğimiz bu. Bak, ha bu tatlıymış. Az daha tatlıyı koyuyordun. Fırınımız da var. Fırını ısıtır koyarız. Yani. Aynen. Sabah kahvaltısı veriliyor arkadaşlar burada. Sabah kahvaltımızı da böyle tepsiyle kapaklı bir şekilde istediğimiz saatte bırakıyorlarmış. Yanına da böreğimizi çıkartır yeriz. Bu ne? Bulaşık makinesi, fırın, ocak. Bir şey var, tost gerçekten makinesi. Gerçekten bir bungalov ev için mikrodalgasına fırınına kadar her şey var. Burada da tam bize göre mini minnoş bir masa var. Evet. Size videolarımı burada yükleyeceğim, belli oldu. Şurada televizyonumu açarım. Survivor'ımı izlerken düzenlerim size evet. Videolarımı. Şirin bir koltuk takımı koymuşlar. Sehpalı falan. Harika. Televizyonumuz var. İnşallah YouTube'u gösteriyordur. Buradan havuz ve bahçe manzarası var. Şöyle açalım. Buradan da çıkış var. Diğer taraftan çıkış. Bak. Nefis ya. Oley be. İşte kavuştum. Güzelim. Seni görmeden duramam. YouTuber aynası. İnfluencer aynası. Buyurun. Çiçek gibi bir yatak odası yapmışlar arkadaşlar. Nefis. Gerçekten pırıl pırıl görünüyor. Tabii biz birazcık dağıttık. Dina hemen bebeğini ve köpüşünü yatağına dizmiş. Evet, gardırobumuz da oldukça kullanışlı. Hepimiz sığarız buraya. Rahat sığarız. Ve size bir jacuzzi videosu daha geliyor. Aha. Akşamdan gireriz, sabaha kadar dururuz. Ben burada dururum. Bak, televizyonumuz da orada. Sehpayı çevirince televizyonu karşımıza alırız. Çıkmam ve kocaman taner bu. Evet. Bayağı büyük. Bak, bir şey söyleyeyim mi? Jacuzzi'de 24 saat diye bizim iki tane videomuz vardı. Evet. Bu onların yanında 3 katı büyüklüğünde. Bak, buradan çıkılmaz. Görecek gibi değil. İşte bu. Harika. Yine yatak odamızda televizyonumuz var. Gayet modern, küçük ama çok modern bir ev evet, çıktı karşımıza. Değil mi? Ve tertemiz bir görüntüsü var. En önemli kısmı da o. Pırıl pırıl. Evet. Arkadaşlar, buraya gelmek isteyen olursa gerçekten şiddetle tavsiye ederim burayı. Sapanca Seyahat Bungalow. İstediğiniz evi seçebilirsiniz. Burada birkaç ev yapmışlar. Arkada 3 artı 4 artı 1'leri falan da var. Büyük aileler için de evleri var. Kesinlikle reklam değil. Asla öyle bir talepleri de olmadı. Ama ben gittiğim ve beğendiğim yerlerde sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Olumlu geri dönüşleriniz olacağından da adım kadar eminim. Her neyse arkadaşlar, çok acıktık. Şimdi hemen hiçbir şeye bakmadan doğruca bir yemek yemeye gidelim. Arkasından gelelim, havuzumuzun tadını çıkartalım. Onun da videosunu Prenses Dina TV kanalımıza yayınlayacağım. Belki gece de gireriz. Gece havuz keyfi de yaparız. Oo. Ben bu sefer yanımda ne getirdim biliyor musun Taner? Havuz oyuncakları. Şişireceğiz. Oo. İki tane getirdim. Ben neyi unuttum? Pompayı. Nefese artık kuvvet. Nefesine kuvvet. Ciğerlerimiz açılacak, bir şey olmaz. Bu kadar şahane bir yere geleceğimi bilseydim bir 8-10 tane getirirdim havuz oyuncağı. Neyle karşılaşacağımı bilemediğim için 2 tane getirdim ama yeterli. Yeter. Her neyse arkadaşlar, artık videomuzu burada sonlandırabiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evi beğendiniz mi beğenmediniz mi yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.